Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kirlettik, rezil ettik çıkışıyla gündeme gelen Ayder Yaylası'na götüreceğiz. Şimdi sizi 2017 yılından beri kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacağı belirtilen bölge için harekete geçiliyor. Doğası, havası çok güzel bence. Gezip görülecek bir yer. Çevresini saran ladin ve kayın ormanları, şelaleleri, endemik türdeki bitkileriyle Ayder Yaylası'nı her gelen beğeniyor. Türkiye'nin en bilinen yaylalarından bir tanesi Ayder Yaylası, yerli turistin olduğu kadar yabancı turistin de ilgisini çekiyor. Özellikle de son dönemde bu bölgeye gelen turistlerin %80'ini Araplar oluşturuyor. Vayet helva, güzel. Kuveyt'ten geldik, ilk kez Ayder'e geldik. Hava çok güzel, yeşillik çok güzel. Bu yüzden geldik. Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda yer alan 1350 rakımlı Ayder Yaylası, son dönemde özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin gözdesi oldu. Kur'an-ı Kerim'deki tamamıyla cennet tasvirini adlandırdığı için onların deyimiyle biraz daha. Hani yeşili çok yeşil, suyun çok berrak ve güzel olmasıyla beraber. Geldikleri bölge de neredeyse çöl iklimi olduğu için burası onlar için vazgeçilmez bir yer oluyor. Bizim yerli insanlarımız, Türkler diyeyim yani, yağmurdan kaçarken onlar gayet keyif olarak yağmurun tadını tamamıyla çıkartıyorlar. Suudi Arabistan'dan geldik. 2 gün burada kalıp İstanbul'a da gideceğiz. Ayder esnafı ise Arap turistlerin fazla pazarlık etmesinden şikayetçi. Nasıl, işler nasıl? İşler o çok iyi değil. Araplar çok pazarlık ediyorlar. Çok dağıtıyorlar. Bizi sıkıntıya sokuyorlar. Ama yine de şükür yani, Allah bereketini versin. Yaylada trekking, jeep safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Horon oynamadan, tulum dinlemeden Karadeniz'den ayrılmak olmaz. Karadeniz'in her yerinde olduğu gibi Ayder Yaylası'nda da bu böyle, buraya gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Ayder dursun! Dursun, dursun! Sen de getursun! Yamaçlara kurulan salıncaklarsa yerli yabancı tüm turistlerin ilgisini çekiyor. Biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleriyle gündeme gelmişti Ayder. İmar kirliliğinin önüne geçilebilmesi için çalışma başlatılacak. Yaylada trafik sorunu, yani şu anda gördüğünüz gibi trafik ne halde? Ki bu en az olanı. Bazen burada tıkanıyoruz, 2-3 saat arabalar adım atamıyorlar. Yaylanın altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek. 5 bakanlığın ortak çalışmasıyla kentsel dönüşüm çalışması başlatılacak. Dikey yapılar yerine Ayder Yaylası'na 2 katlı yatay binalar inşa edilecek. En sonundan önce Ayder'de ilk kazmanın vurulması umuyorum.